Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bize Charlotte, Kuzey Carolina'dan geliyor. Yani şu anda yaşadığım şehir. Ve video bayağı üzücü çünkü burada bir tane polisin yaptığı gerizekalılığı sizlere göstereceğim. Büyük bir hata ve gerçekten hiç değmeyen bir şey diyebiliriz. Siz kendiniz göreceksiniz ve aynısını sizlerle söyleyeceksiniz. Ve bu kanalda Amerika aynasında ben sizlere sürekli polislerin yaptığı iyi şeyleri ya da polislerin haklı olduğu videoları göstermiyorum. Aynı zamanda kötü şeyler yapıyorsa polisler, onları da size defalarca göstermişimdir. Bu videoda onlardan bir tanesi. İyi polisler her zaman kötü polisleri dışlamalı. Çünkü kötü polislerin yaptığı şeyler biz iyi polisleri, üniformamızı, rozetimizi lekeliyor ve hepimizi kötü gösteriyor. O yüzden ben bu videoları yapmaya devam edeceğim. Varsa polislerin kötü bir şey yaptığı, Instagram Amerika Aynasız, oradan bana DM olarak gönderebilirsiniz. Onların hepsine bakıyorum ve gerçekten ilgimi çeken videoları burada sizler için yorumluyorum. Bu kadar. Neyse arkadaşlar, video konusu bu. Bir tane polis bir kişiyi durduruyor, aranması var. Federal devlet tarafından aranması var kişinin. Ve üzerinde bir miktar para çıkıyor. Normaldir, parasını alırsın. Başka işte poşete koyarsın. Nezarete götürürsün, o da onunla beraber gider. Bu kadar. Çıktığı zaman parası, artık telefonu, anahtarları falan neyse geri verilir kişiye. Maalesef burada polis parayı biraz çalmaya çalışıyor ve utanç verici bir şekilde yakalanıyor. Neyse, videoyu izleyelim bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar, videoyu izlemeden önce Amerika Aynası'nız. Bu kanala abone değilseniz, abone olursanız gerçekten bana destek verirsiniz. Aynı zamanda kick.com'da canlı yayınlara başladım. Kick.com Amerika Aynası'nız. Canlı yayınlara başladım. Haftada en az 2-3 tane canlı yayın yapacağım. Böyle kafa dağıtıyoruz, eğleniyoruz. İlginizi çekiyorsa gelirsiniz. Önceleri Twitch'te yapıyorduk. Şimdi işte bakıyorum ki bütün Türkiye Kick tarafına geçmiş. Ben de geçeyim dedim. Neyse. Aynı zamanda Twitter Amerika Aynası'ız ve Instagram Amerika Aynası'ız ilginizi çekiyorsa. Neyse, videomuza başlayalım. Hızlı gidiyor diye elemanı durduruyor. Şimdi bakacak ehliyetine ve oradan arandığını görecek. Neyse, görüyorsunuz burada kendisi tutuklanıyor. Diyor ki aranman var. Bundan dolayı seni tutukluyoruz. Bu kadar. Şimdi prosedür olarak üzerini arayacaklar. Üzerini aradıkları zaman biraz para çıkacak. Secure, okay. Is there anything you want to bring with you down there to make a work out of? No, I'm sick. I can't understand these guys. What am I being told to? Yeah, it's a warrant. I'm going to show you the actual warrant in just a moment when I had a chance to sit down. Is there anything you need to know about? Can they say poker stick? No, sir. Biraz para var, görüyorsunuz. Normal. Step right.
get this set actually. Can I get my phone? Yes. Ve görüyorsunuz arkadaşlar, burada çok yüksek miktarda para var. Herhalde 8 ya da 9 bin dolar bir para var burada. I'm gonna leave that cash in there. Need a pocket to know that. What's up? Go ahead, see what's going on. So, what is my little one to get off that What? Oh, okay. What is that? That's not mine. I never seen one in my life. What are you doing with my pocket to? Neyse, soruyor ne yapıyorsunuz benim paramla falan diyor. Şimdi normalde arkadaşlar prosedür olarak şunu söyleyeyim. Bazen böyle bir elemanı durduruyorsun. Geçmişte işte uyuşturucu satma, kullanma böyle bir muhabbetleri olduğu zaman para genelde aynı zamanda el koyunuyor. En azından bir süreliğine, soruşturma yapılana kadar yüksek miktarda para çıktığı zaman o para nereden geldi açıklayamıyorsa el koyuyordun. Ha derse işte ben arabamı sattım, buyurun belgesi falan filan, oradan geldi para, sorun yok. Ama açıklayamıyorsa işte benim arkadaşım bana verdi şu oldu falan, biz el koyuyorduk. Hani uyuşturucu sattı, parayı oradan kazandı muhabbetine bir soruşturmaya tabi tutuluyordu. Burada o yüzden bu para yüksek miktarda para olduğu için bu polis hemen dedi ki biz bu parayı tutacağız şimdi. Sadece soruşturma amaçlı. Yani o anda artık polisin aklından geçişine geçiyor bilmiyorum ben. Ama üzerine koymuyor. Şu anda bende kalsın diyor ve devam ediyor. Ve görüyorsunuz motosikleti polis bütün eşyalarını alıyor, adamın üzerindeki o para da dahil. Bu destek yapmaya gelen polisin arabasının içerisine koyuyor. Çünkü kendisi motorla adamı nezarete götürmeyeceği için bu adam götürecek. Dolayısıyla adamın üzerindeki olan bütün eşyaları, para da dahil, bu nezarete götürecek, polis götürecek. Çünkü adamı nezarete verdiği zaman bütün eşyaları da nezaretteki gardiyanlara verilir, parası da dahil. Ama para muhabbetine gelince sayarsın parayı. Tek tek hepsini işte 20'lik, 10'luk, 100'lük neyse sayarsın. Güzelce bunun bir kendine özgü bir formu vardır. Para formu. Yaparsın. Poşetin içerisine parayı koyarsın. Formla beraber koyarsın. Geri verirsin. Gardiyana verirsin ya da deliyse istasyona, polis departmanına kendini götürürsün. I have the money in front of you, okay? Here's big money. I'll put this in the bag for you, okay? Yeah, here. Here you go. All right. Neyse, görüyorsunuz polis diyor ki evet diyor, senin büyük param burada diyor. Bak diyor, onu poşete koyacağız diyor. Adam da bakıyor. Bakayım paramı böyle falan, bir şeyler uyuz olmuş. Kadın da diyor ki bak sayacağız diyor önünde falan. Oh, evet, burada konu başlıyor. Diyor ki özür dilerim hanımefendi diyor. Size gerçekten bir sorun yaratmak istemiyorum ama lütfen bu polis arkadaşın bacaklarının arasına bakar mısınız? Bence biraz paramı aldı, o bacaklarının arasına sakladı diyor. Evet, burada polisin yüzünden de görebiliyoruz arkadaşlar. Biraz daha sanki yakalandık gibi yüzü var. Adam diyor ki bak diyor, hareket ediyor, bak bir şeyler yapıyor falan diyor. Polis de kendisini hiç savunmuyor. Manyak mısın lan? Bana olsa gel lan, gel bakalım ne satıyorsun sen derdik yani. Hemen gösterirdim orada ben. Hiçbir şekilde saklamazdım ya da böyle ne diyorlar? Ceylan'ın araba farlarına baktığı gibi böyle bakmazdım yani. Öküzün trene baktığı gibi, yani Türkçe öyle doğru. Öküzün trene baktığı gibi bakmazdım yani. Burada bir şeyler var. Neyse, adam diyor ki bak burada bu adam benim paramı aldı diyor falan. Tabii ilk olarak kadın polis biraz buna inanmıyor.
Normal abi, bize herkes yalan söylüyor. Normalde ilk olarak inanmıyorsun insanlara. Anlıyor musun? Ama en de sona dinliyorlar. Eleman bu polisi yakaladı abi. Kesinlikle yakaladı. Bak 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 diyor, saklıyor, bak saklıyor diyor, hareket ediyor. Görmüyor musunuz? Polisi zaten yani FBI ajanı olmanıza gerek yok. Tipinden belli değil mi? Sergeant, yani komiser geliyor olay yerine. Komiser diyor ki bak diyor, kimseye izin vermeyeceğim senin paranı almaya. Zaten biri senin paranı alırsa çok büyük bir sorundur bu diyor. Şu polisin geriye alacağım. Şu arabanın içindeki polisin sol eline baksanıza onu komiser derken. Bak. Bak bak gözlerine bak. Aşağı, arabanın yanındaki yani kapıncı çanta oluyor ya köşeye bir yere koymak için. Bak oraya bakıyor. Neyse eleman diyor ki ben diyor duydum diyor paramı arabayı sürerken çıkarttı. Duydum diyor, lastik mastik hareketi bir şeyler yapıyordu. Bacaklar arasında mı ne falan sakladı, ben bunu duydum diyor. Arkadaşlar ben sizlere bu Amerikalı Aynasız kanalında sürekli gösterdiğim insanın ağzından çıkan değil, vücut diline odaklanın. Vücut diline odaklanın zaman zaten vücut dili genelde yalan söylemiyor. Söyleyemiyor çünkü bilinçaltından geliyor bu hareketler genelde. Buradaki polise bakın. Biz önce de söyledim sizlere. Genelde suçlular kendilerini delilinden uzaklaşmaya çalıştırır. Yani hani bu bilinçaltı olan şey. Delilden uzaklaşmaya çalıştırır kendisini. Buradaki şeye bakın. Polis arabadan iniyor. Yaptığı harekete bakın. Direkt iner inmez kapının önünü vücuduyla bloke ediyor. Ya bu normal değil. Bakın. Arabadan iniyor. Ve hemen kapıyı bloke ediyor. Diyor ki bilmiyorum diyor, bir şey var diyor, aldım paramı diyor, belki diyor senin kapının içerisinde olabilir bir yerde diyor, bir şey yaptın diyor. Komiser yürüyor. Arkadaşlar şuradaki harekete bakın. Bu inanılmaz önemli. Tekrar diyorum vücut dili ama kendisi böyle yakalandı. Korumaya çalışıyor bak. Adam diyor ki kapısına bak diyor. Komiser diyor gel diyor gel diyor. Göstereyim sana diyor. Komiser bey inanamıyor diyor ki yok ya benim polisim çalmaz diyor. Gerçekten Amerika'da bu inanılmaz nadir bir şey böyle bir şey. İnanılmaz nadir. Yani Amerika'da bir polisin yani ben yüzlerce binlerce dolarlar elimde tuttum abicim. Ve alsam bile kimse görmezdi belki. Büyük bir ihtimalle. Ama almıyorduk. Çünkü o dürüstlük. Alanda bir tane polis görmedim ben şahsen. Bu çok berbat. Bak. Kapının önüne geçiyor adam. Adam önü bloke ediyor halen. Bak. Bak. Bak hemen bloke ediyor. Bak bak bak. Bunun yüzü var ya arkadaşlar, şu baktığınız yüz polisin. Artık ben yakalandım. Kariyerim bitti. Hapse bile girebilirim. Yani faka bastım yüzü. Şurada görüyorsunuz.
Do you see me? No, yeah. I'm not even gonna touch it. It's blue money right here. Bak diyor, paralarım burada diyor. Bak paralarım burada diyor. Thank you. All that's my money. He didn't have that. This is your money? Yes, I heard him. Evet, tekrar görüyoruz. Bu senin paran mı diyor. Evet diyor. Ben diyor duydum o parayı, aldı sakladı oraya falan. Polis de bakıyor. Yani şaşkınlık içerisinde. Baksana, bu benim param değil diyor polis. Lan sen polissin. Manyak mısın sen? Benim param değil. Sen nereden geldi o zaman? Senin araban. Utanç verici. That's my money right here. Sir, you've been watching me the whole time. I seen you take it. I seen you come. Sir, that is not me. If I'm right, it's gonna be around $1,000. If I'm right. And like I told you, I just went to Wendy's. Diyor, sayın diyor, $1,000 civarı olacak bak diyor. Eğer haklıysan $1,000 civarı olacak ve söylüyorum arkadaşlar tamamıyla $900. I saw you still. Thank you, sir. Okay, you and little girl, I just want to sit down so y'all don't try to say this thing. I don't want to do nothing. All I know for a fact is I know what I know and I've seen it. I just wanted you guys to trust me, you know what I'm saying? That's why I was just acting a little irate, but I'm perfectly fine. You know what I'm sorry, I wasn't trying to expose that you. That is not me, bud. Brother, I just seen you steal my money. It was no reason for me to pop my rubber band, brother. It was no reason for me to pop my rubber band off my money. I didn't pop your rubber band off your money. Uh-huh. So, like, this is what's going to happen, right? We have people coming in, obviously they have to talk to you, all right? So, I want to hold them to your weapon right quick, okay? Yep. Go ahead. Just take the whole holster off. It's one of them. Two off. I got it. Sergeant Berg, you know, one of the detectives won't come and speak to you, right? So, just chill out, relax. Do you need anything? No, I just want to apologize. I want to say, man, I one of these things, dude. And I'm sorry. Hey, Rod. Neyse, burada tabii hemen çekiliyor köşeye ve silahını falan alıyorlar. Dedikler geliyor. Bu çok ciddi bir şey burada, yani gerçekten inanılmaz ciddi bir şey. Ve soruşturma başlatılıyor. Yakalanıyor. Silahını falan alıyorlar dediğim gibi. Ondan sonra diyor ki, bir şey istiyor musun? Diyor ki, sadece özür dilemek istiyorum. İşte bir anlık bir şey işte diyor. Kusura bakmayın, özür dilerim diyor. Ve bunlar çıkıyor, gidiyor. Ondan sonra hemen bu adam öteki gün işinden istifa ediyor, soruşturma devam ederken istifa ediyor ve ondan sonra dedektifler gidip bunu tutukluyor. Tutukladıktan sonra mahkemeye çıkıyor ve şu anda hala mahkemesi devam ediyor. Konu bundan ibaret, inanılmaz utanç verici bir şey arkadaşlar. $900 için bütün kariyerini mahvetti. Emeklilik falan gitti, onu da alacaklar. Kesinlikle emekliliğine falan dokunamaz artık. Bitti yani. Kariyer gitti, yüz kızartıcı, zaten başka yerde herhangi bir şekilde polislik de yapamaz. O, yani arkadaşların içerisinde bile çıkacak yüz yok artık. Yani çok berbat bir şey. Onlarca, milyonlarca izlendi bu video. Ne için? $900 için. Arkadaşlar, nefsinize hakim olun. Sizin için en önemli olan şey ne? Sizin o dürüstlüğünüz gerçekten her şeyden daha önemlidir. O kariyer, itibar, bunlar gerçekten çok önemli. O yüzden onlara zarar verecek hiçbir şey yapmayın. Her şey geçici. Onlar, o itibarınız, o dürüstlüğünüz kalıcı. Neyse, sizler neler düşünüyorsunuz? Böyle bildiğiniz başka videolar var mı? Böyle olaylar var mı? Türkiye'de böyle bir şeylere tanık oldunuz mu hiç? Onun videoları falan var mı? Lütfen bana gösterin. Instagram'dan DM olarak gönderebilirsiniz. Oradan onları da eğer uygun görürsem yorumlarım. Konu bundan ibaret. Umarım yaptığım yorumlar hoşunuza gitmiştir. Aynı fikir değilseniz lütfen yorum olarak yazın. Tekrar diyorum, American Analysis bu kanalı takip etmiyorsanız takip ederseniz sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram American Analysis, Twitter American Analysis, tekrar diyorum kick.com, orada canlı yayınlar açmaya başladım. Kick.com American Analysis. Neyse, bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.